أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın! Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy. Allah, ne yapıyorsanız, onların hepsinden haberdardır. Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter. Allah, hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi, anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar ağızlarınızla söylediğiniz manasız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Öyleyse evlatlara babalarını esas alarak isim verin. Böyle yapmak Allah nezdinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, bu takdirde onları kardeş veya Mevla olarak kabul edin. Yanılarak isimlerde yaptığınız hatalardan ötürü size vebal yoktur. Ama kalplerinizin kasten yaptıklarında vebal vardır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna. Yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar kitapta yazılıdır. Bir vakit biz peygamberlerden kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet, onlardan pek sağlam söz almıştık ki, vakti gelince o, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. Kâfirlere ise gayet acı bir azap hazırladı. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani birleşik ordular üzerinize saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptığınız her şeyi görüyordu. O vakit onlar hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözleriniz şaşkınlıktan ötürü kaymış, yüreğiniz ağzınıza gelmişti. Siz de Allah hakkında türlü türlü zanlar beslemeye başlamıştınız. İşte orada müminler çetin bir imtihana tabi tutulmuş, şiddetle silkelenmiş ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık, iman zayıflığı olanlar, Allah ve Resulünün bize zafer vaat etmesi meğer bizi aldatmak içinmiş, diyorlardı. Bir kısmı, ey Yesripliler! Burada düşmana karşı koyamazsınız. Mevzilerinizi bırakıp evlerinize dönünüz, diyordu. Onlardan bir başka bölük, evlerimiz korunmasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki gerçekte evleri tehlikeye maruz değildi. Onlar sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Demek Medine'nin her tarafından hücum edilseydi ve kendilerinden İslam'dan dönmeleri istenseydi, hiç tereddüt etmeksizin bunu derhal yapacaklardı. Halbuki daha önce
düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a yemin ederek söz vermişlerdi. Allah'a karşı verilen o ahitlerin hesabı elbette sorulacaktır. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak asla size fayda vermez. Faraza, başarsanız bile, hayatta kalacağınız süre nihayet çok sınırlıdır. De ki, Allah size bir felaket dilese, sizi Allah'a karşı korumak kimin haddine düşmüş? Yahut, O size bir rahmet dilese, bunu kim engelleyebilir ki? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilirler. Allah, içinizden bozgunculuğa meyledip, savaştan alıkoymak isteyenleri ve kardeşlerine bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunlardan ancak pek az bir kısmı savaşa geliyorlardı. Savaşa katıldıklarında da size karşı pek cimri ve kıskanç davranırlar. Hücum eden düşmanın ortalığa saldığı büyük korku gelince, ölüm sekeratına düşmüş kimsenin bakışı gibi, gözleri dönmüş bir tarzda sana baktıklarını görürsün. Korku hali geçince, Allah yolunda harcamada cimrice bir tavır içinde keskin dilleriyle sizi incitirlerdi. İşte onlar iman etmemişler, Allah da onların yaptıkları bütün işleri boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Münafıklar Birleşik Kuvvetlerin çekilip gitmediklerini sanıyorlardı. Şayet Birleşik Kuvvetler tekrar gelecek olsa, çok isterler ki çöldeki göçebeler içinde bulunsunlar da sizin savaşınız hakkındaki haberleri uzaktan sorsunlar. Esasen yanınızda bulunsalardı dahi onlardan pek azı savaşırlardı. Hakikaten Allah'ın Resulünde sizler için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah'ı çok zikredenler için en mükemmel bir numune vardır. Müminler, saldıran o Birleşik Kuvvetleri karşılarında görünce, işte bu derler, Allah ve Resulünün bize vaat ettiği zafer. Allah da, elçisi de elbette doğru söylemişlerdir. Müminlerin düşman birliklerini görmeleri, onların sadece iman ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip, sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Allah, böylece sadık kalanları, doğruluklarına karşılık ödüllendirecek, münafıkları da dilerse azaba uğratacak veya tövbe nasip edip tövbelerini kabul buyuracaktır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Allah o kâfirleri elleri boş olarak kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Müminlerin savaşmasına hacet bırakmadı. Herkes anladı ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir. O kâfir düşmanlara içerden destek vererek hıyanet eden ehli kitaptan Beni Kurayza'yı da kulelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Bir kısmını öldürüp diğer bir kısmını da esir aldınız. Onların arazilerine, yurtlarına, mallarına, hatta sizin ayak bile basmadığınız topraklara sizi varis yaptı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine de ki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret mülkünü isterseniz,
Haberiniz olsun ki, Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun cezası iki kat olur. Bu Allah'a göre kolaydır. Ama kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel ve makbul işlere devam ederse, ona da mükafatını iki misli verir ve ona cennette kıymetli bir nasip hazırlarız. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Takva sizin sıfatınız olduğuna göre, namahrem erkeklere hitap ederken, tatlı ve cilveli bir eda ile konuşmayın ki, kalbinde hastalık bulunan bir şahıs, şeytani bir ümide kapılmasın. Ciddi, ölçülü konuşun. Hem vakarla evinizde durun da, daha önceki cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatınızı verin. Hülasa, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin şerefli hane halkı! Ey ehli beyt! Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder. Allah'a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, dürüst erkekler ve dürüst kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, hayır yolunda infak eden erkekler ve infak eden kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, besbelli bir sapıklığa düşmüş olur. Hani hem Allah'ın nimet ve ihsanına hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da hanımını boşamaya karar vermiş olarak sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen eşini yanında tut, Allah'tan kork demiştin. Allah'ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın. Çünkü insanlardan çekinmiştin. Halbuki asıl Allah'tan çekinmen gerekirdi. Neticede Zeyd eşini boşayıp onunla ilişkisini kestikten sonra biz onu sana nikahladık ki bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri her zaman gerçekleşir. Allah'ın kendisine takdir edip helal kıldığı bir hususu yerine getirmekte, peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da, Allah'ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Onlar öyle seçkin kimselerdir ki, Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler. Onu sayıp çekinirler. Ondan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ey iman edenler!
Allah'ı çok zikredin, onu sık sık anın, sabah akşam onu takdis ve tenzih edin. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin, onu sık sık anın, sabah akşam onu takdis ve tenzih edin. Odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyz ve rahmet indirir. Melaikesi de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir. Allah'a kavuşacakları gün, selam iltifatıyla karşılanırlar. O, onlara pek değerli ve cömertçe bir mükafat hazırlamıştır. Ey şanlı peygamber! Biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle onun yoluna davet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik. Sen, müminlere Allah'tan büyük bir lütfa nail olacaklarını müjdele. Sakın kâfirlere, münafıklara itaat etme. Onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma. Ve yalnız Allah'a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter. Ey müminler! Mümin kadınlarla nikah akdi yapıp da, onlara dokunmadan kendilerini boşayacak olursanız, onların iddet beklemelerini isteme hakkınız yoktur. Bu durumda, bağışlayacağınız hediyelerle, onları memnun ederek, güzel bir şekilde boşayın. Ey peygamber! Biz, şu gruplara dahil kadınları sana helal kıldık. Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana harp esiri olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcan kızlarını, halan kızlarını, dayın ve teyzen kızlarını, bir de mehir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Bizim, müminlerin eşleri ve ellerinin altındaki cariyeler hakkında gerekli kıldığımız mehir gibi hususlar, zaten malumumuz olup onları bildirmiştik. Hibe yoluyla mehirsiz evlenmeyi sana mahsus kılmamız, nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması içindir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Ey peygamber! Eşlerinden dilediğini bir süre ihmal edip, dilediğini de yanına alabilirsin. Kendisinden bir süre uzak durduğun eşlerinden birini, tekrar yanına almanda sana bir vebal yoktur. Bu hal, onların sevinmeleri, mahzun olmamaları, yaptığın muameleden hepsinin hoşnut olmaları yönünden daha münasiptir. Allah, kalplerinizde olan her şeyi bilir. Allah alimdir, halimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, müsamahası boldur. Bundan böyle artık başka kadınlarla nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir. Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın, peygamberin evine girmeyiniz. Fakat davet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz, peygamberi rahatsız ediyor. Lakin utandığından size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak veya isteyecek olursanız, onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin, Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikahlamanız
asla helal değildir. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır. Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir. Peygamberin eşlerine ve mümin kadınlara, babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları ve malik oldukları köleler hakkında bir günah yoktur. Bunlar, onların evlerine gelebilir ve onlarla karşılaşabilirler. Bununla beraber, ey peygamber eşleri! Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah, her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri, peygambere hep salat, rahmet ve senâ ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. Allah ve Resulünü, çirkin iddia ve davranışlarıyla incitenlere, Allah, dünyada da, ahirette de lanet etmiş ve onları zelil eden bir azap hazırlamıştır. Mü'min erkek ve mü'min kadınlara, haksız yere kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler, bir iftira ve aşikar bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü'min kadınlara söyle. Ev dışına çıktıkları zaman, dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları, onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden en uygun bir davranıştır. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Münafıklar, kalplerinde bir hastalık, iman zayıflığı bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de, sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lanetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler. Münafıklar, kalplerinde bir hastalık, iman zayıflığı bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de, sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lanetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler. Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkındaki nizamı budur. Allah'ın nizamında asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar senden kıyamet saatini sorarlar. De ki, ona dair bilgi Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Allah, kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar onun içinde devamlı kalacak ve kendilerini koruyan veya yardımcı olan kimse bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte kah bu yana, kah öbür yana çevrileceği gün, ah derler, ah ne olurdu, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik. Ulu Rabbimiz derler, sözün doğrusu, biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk. Ama onlar bizi yoldan saptırdılar. Ey ulu Rabbimiz! Onlara azabın katmerlisini ver ve dehşetli bir lanetle onları rahmetinden uzaklaştır. Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden akladı, beri olduğunu ortaya koydu. O, Allah nezdinde pek itibarlı bir kişiydi. İman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söyleyin ki, Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin.
Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söyleyin ki, Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur. Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de, onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular. Ama onu insan yüklendi. İnsan cidden çok zalim, çok cahildir. Bunun varacağı sonuç da, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınlarınsa tövbelerini kabul buyurması olacaktır. Allah gerçekten gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.